düsturuyla yapalım. Bir, ikincisi şunu söyleyeyim. Her konuda şeffaf olalım. Allah rızası için. Şeffaf olalım. Her konuda Erzurum halkını ve devamında tabii ki en önemlisi Erzurum basınını lütfen her konuda bilgilendirelim. Biraz da Erzurum basını bu konudan dolayı şeffaflığını kaybetmiş gibi. Çünkü Erzurum basınına son yıllarda yaşanan bir takım olaylar Cembi artık güvensizliğini kazanmış. Artık bu şehrin basınının da gerçek kimliğini kazanması gerektiği taraftarıyım. Şimdi çok enteresan bir şey anlatacağım. Çok enteresan ama rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamış olduğu gerçek bir hikayeyi anlatacağım. Hrant Dink cinayetini işleyen o gün Samaz'la Muhsin Yazıcıoğlu'nun Alperen Ocakları'nda bir resmi, bir büyük bir gazetecinin eline geçiyor. Bu da yazı müdürünü, genel yayın müdürünü gönderiyor. Diyor ki, Muhsin Bey'e git söyle, Hrant Dink Buran o gün Samas'la Muhsin Yazıcıoğlu'nun bize resmi var. Evet. Bunu yayınlayacakmış bizim patron. Ne diyorsun? Muhsin Yazıcıoğlu o kadar güzel bir cevap veriyor ki, Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun diyorum. Diyor ki, benim resmim onun bunun çocuğunun çantasında olacağına yayınlayın herkes görsün. Çok. Şimdi Erzurum basında geliyorum. Bu Erzurum basınında kendini bilmez, hadsiz, namussuz, şerefsiz, haysiyetsiz insan yok. Arkadaşlar bunu koyun. Eğer ki hadsiz, namussuz, şerefsiz gazeteciler de varsa biliyorsanız bunları Erzurum basını olarak gelin bunları temizleyelim. Bu beniysen beni temizleyin. Cembe ise Cembe için biz önce kendimizden bahsedelim. Ama birileri kalkıp bir şeyleri o böyledir, bu böyle, onun böyle bildiğin bir şeyi gazetecilik mesleği gereği biliyor da yazmıyorsan nasıl iş adamını yazıyorsun, siyasetçiyi yazıyorsun, meslektaşını da yaz. Sana şerefli diyeyim o zaman ben. Ama böyle bir şey yok. Gelin o zaman tüm basın mensupları olarak çantamızda değil, onun bunun çocuğu statüne düşmeyelim. Çantamızdakini yazalım herkes okusun. Şimdi bir de Erzurum basınında çok güzel anlattın. Muhsin Yazıcıoğlu'nu ben de rahmetle anıyorum. Gerçekten Türk siyasetinin yetiştirdiği en önemli isimlerden birisiydi. Gerçekten rahmetle anıyorum ve az önce siz o olayı da anlatınca ben olayı ulusal basından da takip etmiştim. Gerçekten çok şerefli, onurlu ve dik bir duruştu. Şimdi Erzurum basınında da mutlaka hepimiz dik durmalıyız, omurgalı olmalıyız. Kertenkele gibi, sürüngen gibi, solucan gibi hareketler yapmamalıyız kardeşim. Bu bir. İkincisi, bir hareketi bir insana yaparken, bir gazeteciye yaparken onun bir geçmişine bir bakmamız gerekiyor. Onun geçmişinde neler var, neler olmuş bir ona bir bakmak gerekiyor. Bu bir. İkincisi, Erzurum basınında benim hiçbir zaman yapmadığım, hiç kimsenin de yapmaması gerektiğini düşündüğüm bir olay var. Şimdi masamızda su bardağı olduğu için söylüyorum. Anadoluhaber.com'dan Cem Atmaca su bardağı ile ilgili bir haber yapıyor. Çeşitli değişik sorular yöneltiyor. Diyor ki bu su bardağı acaba efendim temiz miydi? Bunun içindeki suyun kalitesi neydi? Bu suyu insanlar içerse hasta olurlar mı? Şeklinde bir haber yapıyorum. Ertesi gün A gazetesinde, B televizyonunda, C radyosunda şöyle bir haber çıkıyor. O suyu getirip kirli bardağa o suyu dolduran, o sağlıksız suyu dolduran kişiyle ilgili, kurumla ilgili. Efendim bizim bardaklarımız çok temiz, suyumuz da çok iyi, efendim suyumuzda herhangi bir mikrop yok şeklinde o B gazetesi, C televizyonu hemen bir haber yapıyor. Ya kardeşim bu haberi bulup ortaya çıkaran, bu haberi bir iddia da olsa yapan ve bunu bir soru şeklinde o firmaya, o kişiye, o şahsa soran Anadolu Haber gazetesi diyelim. Ya sen tekzip mekanizması mısın kardeşim? O iş adamının, o kurumun, o birimin, o siyasetçinin sen tekzip mekanizması değilsin. Eğer o kurum, o birim, o siyasetçi cevap verecekse gelsin o haberi yapan iş muhatabına cevap versin. Evet, aynen öyle. Bu bir. İkincisi, o muhatap suyla ve bardakla ilgili cevap verdikten sonra seni göreyim ya, gitsen de bildiğini yaz. Şimdi ama Erzurum'da böyle bir hainlik, böyle bir kalleşlik, yani bu oluşmuş. Bunu kim bu Erzurum basınına bu kötü ahlakı aşılamış ben bilmiyorum. Şimdi şunu gayet tüm samimiyetimle söylüyorum. Yapılan herhangi bir haberle ilgili
Ben inan bir hafta 10 gün dikkat edersen biz burada o konuyla ilgili hiç bahsetmiyoruz. O konuyu hiç ele almıyoruz. Çünkü neden? Konunun muhatabı, haberi yapan, kişiye, köşeyi yazan kişiye mutlaka bir gidip cevabını versin. Ondan sonra yine biz yazacaksak yazalım. Aynen öyle. Aynen. Ha, onun için burada Erzurum'da sanki böyle işte ben duayen gazeteciyim, ben böyleyim, şöyleyim demek güzel ama onun gereklerini yerine getirmek gerekiyor. Yani basın ahlakına, basın etiğine uygun hareketler yapmak gerekiyor. Bunu kim yapmalı? Ben yapacağım, sen yapacaksın, öbürü yapacak, öbürü yapacak ki bu ahlak, bu kötü ahlak Erzurum'da bir düzelme yoluna gitsin. Basın da efendim kendine bir çeki düzen versin diye düşünüyorum. Hayır, bu biraz da ağrı bağırır, arsızı korkutur misali oldu. Mesela geçmiş yıllarda başımıza gelmiş bir olay oldu. Evet, gazetecilere bir gözaltına alınma olay oldu. Bunların arasında ben de vardım ki ben de Muhsin Yazıcıoğlu gibi davranıyorum. Belki aramızdaki bazı kişiler öyle dirayetli davranamazlar ama ben onun gibi davranıyorum. Hafta içerisinde erzurumhaber25.com'da Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazmış olduğu iddianameyi yayınlayacağım. Benim iddianamem onun bunun çocuğunun çantasında olacağına yani nimet olsun.